Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in silah arkadaşlarına yönelik TSK'nın içine nifak sokmaya çalışıyorlar sözlerinin yankısı sürüyor. MHP milletvekili emekli kor general Engin Alan'dan sert yanıt geldi. Balyoz'un bir kelimesi doğruysa 100 yıl yemeye razıyım diyen Alan, harp akademilerinden tutuklanmayan tek kişinin dönemin Kara Harp Akademisi komutanı Orgeneral Necdet Özel olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in Balyoz davasıyla ilgili silah arkadaşlarını hedef almasına sert yanıt geldi. MHP milletvekili emekli korgeneral Engin Alan, Özel'in hüküm giyen komutanların açıklamalarına TSK'nın içine nifak sokmak istiyorlar demesine tepki gösterdi. Sincan cezaevinde CHP'li milletvekillerine konuşan Alan, harp akademilerinden tutuklanmayan tek komutanın Necdet Özel olduğunu açıkladı. Balyoz'un bir kelimesi doğruysa 100 yıl yemeye razıyım. Dinimden, milliyetimden vazgeçmeye hazırım. 237 tane Türk subayını koyun gibi boğazladılar. O dönem harp akademilerinde görev yapan herkes tutuklandı. Deniz Harp Akademisi, Hava Harp Akademisi komutanları, yardımcıları, kurmay başkanları hepsi tutuklandı. Bir tek Kara Harp Akademisi komutanı dışarıda kaldı. O komutan Orgeneral Necdet Özel'dir. Donanmayı komuta edecek komutan kalmadığını vurgulayan Alan, bu saatten sonra ancak İDO'dan kaptan bulabilirler dedi. Engin Alan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e seslendi. Öbür tarafta paşa mısın, vekil misin diye sormazlar. Genelkurmay Başkanı mısın diye de sormazlar. Adam mısın diye sorarlar. Hükümet girdiği bu yoldan 3 harf vererek kurtulacağını sanmasın. Asıl turbun büyüğü heybede. Genelkurmay Başkanı'nın ben bu görevi kabul ettim, sizin için iyi olacak diye balyoz tutuklarını oyaladığı anlaşılıyor. Bu açıklamayı yapacağına kandırılıp kandırılmadığını açıklasın. Kandırıldıysa anahtarları teslim eder. Donanma komutanı Oramiral Nusret Güner'in istifası onurlu bir davranıştır. Ama Özel'in açıklamaları doğru olmamıştır.